Evet, kendime yeni bir ben lazım diyerekten keşfetmeye, yeni yerler görmeye ve bakış açımızı değiştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Sanki kütüphanedeymiş gibi sessiz konuşuyorum ben de çünkü etraf o kadar sessiz ki. Evet. Evet, eminim hepinizin olmak isteyeceği bir yer burası. Huzurlu atmosferi gördüğünüz gibi ağaçların altındaki banklarıyla beraber hepsi de boş. Hava sıcak, biraz mevsimden ötürü. Galiba burası aslında normalde yoğun olması gereken bir yer ama şu anda kimsecikler yok. Bizim de çekim için gerçekten uygun bir ortam. Öncelikle öyle söylemem lazım. Bir şarkı vardı. Hadi o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Eminim şu anda size, eminim. Gemi yerine hadi ben de orada olsaydım, şu banklarda otursaydım gibilerinden bir söylem içinde olmuşsunuzdur. Gayet güzel bir yer. Başlangıç için Kurşunlu Camii'nin oradan giriş yaptım. Arkamda işte gördüğünüz gibi Kurşunlu Camii yer alıyor arkadaşlar. Oradan bakalım son odun pazarının meşhur evlerini ziyaret edelim hep birlikte. Evet, şu an gördüğünüz Şadırvan. Caminin girişi de burada. Şu anda şöyle göstereyim. Evet, Kurşunlu Camisi 1525 yılında yapılan bir cami. Oldukça meşhur, biliyorsunuz zaten Kurşunlu Camisi. Tarihi dokusu olan bir cami aynı zamanda. Yanında külliye de var arkadaşlar. Etraf gördüğünüz gibi oldukça sakin. Camiler zaten doğal olarak huzur veren mekanlardır, mabetlerdir ama şu an burada ekstradan gerçekten huzur alıyorsunuz. Gayet güzel. Odun pazarına doğru ilerleyelim bakalım. Aşağı tarafa doğru evleri göreceğiz birazdan. Evet, caminin avlusundan birlikte çıkalım arkadaşlar. Direkt hemen odun pazarı evleri buradan itibaren başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Burası zaten çarşıya giren insanın ilk olarak çektiği, herhalde en çok resmi çekilen ev, odun pazarı evi budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet boş, sakin bir gün. Sıcağın da dediğim gibi etkisi var. Ama tabii son dönemlerde ülkemizde yaşanan bu pandemiden dolayı da insanlar çok fazla gezmiyorlar. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunmuyorlar. İnşallah kısa dönemde de bu süreçten kurtuluruz. Gördüğünüz gibi burada ok işaretleriyle nereye gideceksiniz yönlenebiliyorsunuz. Her tarafta bir şey var. Yani boşa kürek atmazsınız, muhakkak bir yere çıkarsınız bu şekilde. 3 tane yol vardı önümüzde, birinden girdim. Evet, gayet güzel gördüğünüz gibi evler. Sokaklar dururken huzur buluyorsunuz gerçekten. Evet, burada meşhur Arasa Cam Çini Çarşısı var arkadaşlar. Daha önceden hani geldiğim için biliyorum. Şöyle göstereyim içini. Kafeler var içeride. Evet, böyle meraklı meraklı elimizde telefonla yabancı turist gibi geziyoruz arkadaşlar. Japon turistleri böyle örnek alırdık, her gördüklerini çekiyorlar diye. Şu an kendimi onlar gibi hissettim. Ama inanın başka bir zaman gelmiş olsam bu kadar keyif almazdım buradan. Neden? Çünkü fazla insan yok. Kalabalık olduğu zaman gezdiğiniz yerlerden de çok fazla bir şey anlamıyorsunuz. Türk dünyası var aynı zamanda. Orayı da göstermiş olalım. Evet, beni tanıyanlar bilir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. İşte en sevdiğim manzara. Kimse yok. Ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Ama buraya birkaç insan koymaya başladığınız zaman öncelikle ne olacak ben size söyleyeyim. Gördüğünüz ortamlar kirlenmeye başlayacak. Gürültü olmaya başlayacak. Ondan sonra amaçları farklı insanlar. Herkes sizin gibi olmaz ya da olmasını da beklemeyin. Evet, gördüğünüz gibi hediyelik eşya satışları da var. Fondaki müzikle şu andaki görüntü gerçekten çok yakışıyor birbirine. Sevdadandı dedi annem aldırma. Evet, böyle inelim mi? İnelim. Beraber keşfediyoruz bu arada arkadaşlar. Daha önce böyle bir inip çekim yaptım. Yani bak, daha doğrusu bakayım burada ne var deyip de çekmiyorum şu anda. Ucun, yolun ucu başka bir yerde çıkıyorsa birlikte çıkacağız. Gördüğünüz gibi. Başka bir sokağa çıkıyoruz buradan. Bakalım. Evet, burası biraz daha meydan. Daha işlek bir yer. Arabalar geçiyor. Sokaklar oldukça dar. Ama çok geniş bir alan değil. Şöyle söyleyeyim. İlk başlarda hatta arabayla geldim ben. Arabayı bıraktıktan sonra odun pazarı, yani eski belki de hani köylerin, daha doğrusu köy evlerinin olduğu yerdeydim. Oralarda gezerken burada tarihi evler daha böyle süslü püslü olması gerekmiyor mu diye şöyle bir afalladım.
Çünkü yıllar önce gelmiştim buraya en son. Daha sonra orası daha eski, yani ilk yapıları olduğunu öğrendim. Bakın buradaki evler dekore edildiği için görsel olaraktan daha iyi durumda. Ama ben Kudumpazar'ın köyündeydim arkadaşlar. Önce oralarda biraz yoruldum, vakit geçirdim. Daha sonra birisini soraraktan yolun karşı tarafına geçip şu andaki sokaklarda dolanıyorum. Bakın burada da restorasyonu devam eden ya da yapılan bir bina daha var. Ya dedim ki muhtemelen köylülerden ya da buradaki yaşayan insanlardan evler acaba belediye ya da şahıslar tarafından alınıp dekore mi ediliyor? Yani turizm bölgesi olması açısından diye düşündüm açıkçası. Çünkü bazı yerlerde gördüğünüz gibi daha kerpiç evler, ondan sonra daha köy evleri mevcut. Ama özellikle daha böyle merkezi ve turistlerin özellikle rehberler tarafından yönlendirildiği yerlerde daha restorasyonu tamamlanmış evler var. Evet, sokaklar gerçekten çok güzel, cıvıl cıvıl. Yani cıvıl cıvıl binalardan ya yapılardan dolayı cıvıl cıvıl, tabii insanlardan dolayı değil ya da çocuk seslerinden dolayı değil. Şöyle bakalım birlikte. Gördüğünüz gibi gayet güzel, düzenli. Camları da güzel eşyaları koymuşlar. Şöyle bakalım birlikte. Tabii şu anda bakmayın siz böyle sessiz olduğuna. Ortaköy andırıyor biraz bana açıkçası. Hediyelik eşyaları bakalım birlikte. Hediyelik eşya dükkanları. Magnetler olmazsa olmaz. Buraya kadar gelip de muhakkak bir şeyler almak gerekir. Genelde magnet alınıyor böyle zamanlarda. Antik şeyler de var gördüğünüz gibi. Sokaktan da böyle bir manzara alalım. Evet, Odun Pazarı tarihi evleriyle meşhur demiştik arkadaşlar ama tarihi 1400 yıllara kadar uzanmakta. Birçok uygarlık burada hüküm sürmüş. Burada dediğim gibi sadece tarihi evler olarak düşünmeyin. Çarşılar, hanlar, ondan sonra camiler, külliyeler, saraylar ve tarihi dediğim gibi çarşılar da mevcut aynı zamanda. Hani onlar da görülebilir. Zaten denk geldikçe ben de size gösteriyorum. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Gezmek için çok güzel bir saati tercih etmişiz, onu söyleyebilirim. Burada gayet güzel hediyelik eşyalar var. Bir çekim bittikten sonra muhtemelen bir tane alacağım buradan arkadaşlar. Sen ne kadar güzel bir detaysın diyerekten burayı bu şekilde alayım. Mesaj alalım değil mi arkadaşlar? Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Evet, Odun Pazarı tarihi evleri gördük. Odun Pazarı'nın içerisinde biraz gezdik. Odun Pazarı Eskişehir'in en büyük iki ilçesinden birisi. Tepebaşı ve Odunpazarı merkezde bulunan ilçeler aynı zamanda bunlar arkadaşlar. Şu anda Odunpazarı bölgesinden yukarı doğru Şelale Park diye bir yer var arkadaşlar. Oraya çıktık. Buranın böyle şu anda gördüğünüz gibi ekrandaki gibi panoramik harika bir görüntüsü var. Yani neredeyse bütün Eskişehir ayaklarımızın altında diyebilirim şu anda. Gördüğünüz gibi. Kuş bakışı her yeri görebiliyorum şu anda. Karşıda dağlar var. Evet. Şu an bu noktaya çıktık. Dediğim gibi Odun Pazarı'ndan evlerini gördükten sonra ama yürüyerek biraz mesafe kat etmeniz lazım. Yani araçla gidilebilecek bir yer. Özellikle sıcak havalarda oldukça zorlar. Öyle de söyleyeyim. Evet. Eskişehir'de dün mesela Porsuk'taydım ama Porsuk inanılmaz kalabalıktı. Porsuk şey de biliyorsunuz meşhur. Eskişehir deyince benim aklıma mesela hiç gelmeden önce 3 tane şey geliyordu. Porsuk çayı, Odun Pazarı, ondan sonra Sazova. Porsuk çayını çok fazla bir şey anlayamadım. İşte kalabalıktan dolayı ama gayet güzel orası da. Hareketli özellikle üniversite öğrencileri için
gayet güzel bir mekan. Hareketli, dediğim gibi gençler için tercih edilebilecek bir yer. Ama biz daha çok daha doğal ortamlarda, daha insanların az olduğu yerlerde çekim yapabildik. Ondan dolayı Porsu'da bu şekilde andık. Ama odun pazarını gördük en azından, öyle söyledim. Evet. Bu muhteşem şehir manzarasıyla bu videomuz da son bulsun. Eskişehir gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bunu Eskişehir'le ilgili çektim. Bütün videolarda da söylemeye devam edeceğim. Kültür turları zaten günlük özellikle bildiğim kadarıyla düzenleniyor. Bu 3 merkez üzerinden özellikle görüyor bildiğim kadarıyla, ama oldukça tarihi yerler de var. Doğası da harika ve tam bir kültür kenti, hatta başkenti diyebiliriz bu ülkenin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu güzel şehrin panoramik manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.